2002. Türkiye için ekonomik kriz yaralarının sarıldığı bir yıl. Finans ve bankacılık sektörü için hasar tespit ve kayıpların telafi yılı. Asya finansı içinse hızlı bir yükselişin başlangıcı. Bir finans kurumundan neler beklersiniz? Finans ve bankacılık sektörünün bütün enstrümanları Asya Finans'ın ürün yelpazesinde var. Yaygın hizmet ağı. Geleneksel dağıtım kanalları hızla artıyor. ATM'ler, POS makineleri, kredi kartları mı? Kredi kartlarına taksit kart ve ATM işlem kartı fonksiyonları eklendi. İnternet şubesi mi? Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri. Bireysel kredilendirme mi? Konut kredisi, taşıt kredisi, tüketici kredisi. Bireysel hizmetlerin dışında kurumsal hizmetler alanında durum nedir? Üretim desteği, leasing, teminat mektubu, çek, takas, akreditif, Swift. Geniş ürün yelpazesi, müşteri odaklı çağdaş hizmet anlayışı, kısaca bir bankadan beklediğiniz her şey Asya Finans'ta var. Bu yıl bizim için zorlu bir yarış gibiydi. Bizim yarışımız rakamlar ve yüzdelerle. Aktif toplamımız %101 oranında arttı. 878 trilyon. Nakit fon kullandırımlarımız %134'lük bir artış gösterdi. 529 trilyon. Topladığımız fonlar %95 arttı. 659 trilyon. Gayrinakdi kredilerimiz büyük bir artış gösterdi. %298. 332 trilyon. Sonuç olarak toplam gelirlerimiz 115 trilyona yükselirken giderlerimiz 101 trilyon oldu. Net dönem karı 14 trilyon. Asya Finans'ın ülkemizin dış ticaret hacmine katkısı da büyük bir sıçrama gösterdi. Dış ticaret hacmi 524 milyon dolar. Artış miktarı %260. Yurt dışı havale işlemleri 463 milyon dolar. Artış miktarı %241. Yurt dışı muhabir banka sayısı 208'e yükseldi. Dış ticaret, kredi kartı, POS makinesi kullanan üye işyerleri ve cari hesaplar gibi konularda ulaşılan rakamlar özel finans kurumları arasında liderlik koltuğuna oturduğumuzu gösteriyor. Takas hacmi %167 artışla 1.734 katrilyon. EFT hacmi %253 artışla 2.468 katrilyon. Asya Finans, takas ve EFT hacmi konusunda özel finans kurumları arasında birinci. Başarılar elbette gurur verici. Şimdi bu başarılı imeyi yakalamışken daha da büyük atılımlar yapma zamanı. Müşteri yoğunluğunun alternatif kanallara yönlendirilmesi gibi. Call center çalışmaları hızla devam ediyor. Call center'dan da ötesi etkileşim merkezi projesi. Şube sayısı 43'e çıkıyor. POS cihazlarının pazar payı hızla artıyor. Genç bir kurumuz.
kısa geçmişimizde edindiğimiz engin tecrübeyi gençliğin verdiği dinamizmle birleştirdik. Bankacılık ve finans sektörünün vazgeçilmez oyuncularından biri olmak için çıktığımız yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.